Az sonra izleyeceğiniz program bazı izleyicilerimiz için rahatsız edici görüntüler içermektedir. Bunlar gerçek hikayeler. Tüm diyaloglar baş karakterimizin orijinal mektupları ve günlüklerinden alındı. Sokakların altına ışık ve çelikten bir ağ inşa ettik. Bu yeni, gizemli dünyayı seviyorduk. Burada hava asla çok sıcak değildi ve asla yağmur yağmıyordu. Yer altındaki yeni şehirler için büyük planlarımız ve hayallerimiz vardı. Gerçek bir başkent için bir yeraltı demiryolu kesinlikle şart kabul ediliyordu. Londra'da ilkini yaptılar. Berlin'de daima zamanında çalışıyordu. Ve Paris'te trenler buhar yerine elektrik kullanıyordu. Dünyanın derinliklerine karşı korkumuzu kaybetmiştik. Ta ki 1914 yazına kadar. Büyük Savaş'ın 14 günlüğü. İki gün boyunca çok kötü havada yürüdük. Dinlenmeden ve uyumadan. Bunun üzerine 40 kilogram ekipman taşıyorduk. Bize bir bataklığı geçmemiz söylendi. Tehlikeli görünmüyordu. Ve kendi kendime sorun olmayacağını, bunu atlatacağımızı söyledim. Birkaç adım attıktan sonra karnıma kadar battım. Daha derine gitmemek için mücadele etmeyi bırakmam gerekiyordu. Orada durmuş, arkadaşlarımın cesetlerinin yüzdüğünü görüyordum. Ve benim de başıma bunun geleceğini düşünmeye başladım. Ben de korkunç bir sonla karşılaşmayı bekliyordum. Yazamıyorum. Tutarlı düşünemiyorum. Hiçbir şeyin fikrini zihnimde canlandıramıyorum. Geçen hafta Savaş Bakanlığı'na yazdım. Yaş sınırını birkaç sene aşıyor olmamın engelini kaldırıp kaldıramayacağımızı sordum. Charles Edward Montagu eski bir Katolik rahibin oğluydu. Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Büyük Savaş'ın çıkmasına kadar kararlı bir pasifist olmuştu. 1914 sonbaharında profesyonel askerlerden oluşan küçük bir Britanya ordusu Fransız silahlı kuvvetleriyle birlikte Alman ilerleyişini durdurdu. Bu süreçte neredeyse yok oldular. Yeni askere alınanlar olmadan Britanya birlikleri savaşmaya devam edemezdi. Ancak imparatorluk Avrupa'da zorunlu askerliğin olmadığı tek büyük güçtü. Savaş Bakanı Lord Kitchener, tüm erkeklerin yeni ordu askeri olması için çağrıda bulundu. Verilen cevap bütün beklentileri aştı. Her ay 100 binden fazla sivil yazıldı. Yaş sınırı 41'di. Git bakalım. Charles Edward Montagu. Dağcı, yüzücü, sporcu. 41 yaşındayım efendim. Bir ailen var mı? Bir eş, 7 çocuk efendim. Demek evde durumlar çok kötü ve karına verdiğin Noel hediyesi bu, öyle mi? Efendim? Montagu, kaç yaşındasın? Gerçek yaşını soruyorum. Sakın beni bir ahmak yerine koyma.
Ülkenin geri kalanı gibi ben de savaşmak istedim. Tehlikeye karnım açtı ve yıllarca bir masanın arkasında oturduktan sonra yeni bir girişime tutkuyla yaklaşıyordum. Başka bir deyişle, daha fazla yaşama. 48 efendim. Ama daha yeni girdim. Biliyorsun, burada yaptığın şey bir skandal. Ceketinde o hayat kurtarma madalyanı görmemiş olsaydım seni hemen yollardım. Anladın mı beni? Evet efendim. Montague. Orada hayat kurtarmayacaksın. Can alıyor olacaksın. Bunu anlıyor musun? 1915'in başında savaşan devletler yeni askerler seferber ediyordu. Savaşın ilk aylarında verilen 1 milyon kaybın yerini doldurmaları gerekiyordu. Bu yeni askerlerin çoğu daha önce bir silah tutmamıştı. Ama şimdi dünyanın gördüğü en büyük ordulardan bazılarını oluşturacaklardı. Hızlı bir zafer kazanma umutları başarısız olmuştu. Ve şimdi bu yeni askerler savaşın sonucunu belirleyecekti. Avrupa'da başlayan savaş bir dünya savaşına dönüştü. 20 milyondan fazla adam silah altına alındı. Aralarında Japonya ve geniş Osmanlı İmparatorluğu gibi ülkeler de vardı. Savaş açık denizlerde de gerçekleşti. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan'dan gelen gönüllüler Britanya ordusunu güçlendirdiler. Bu yeni askerler yakında ateşle vaftiz olacaktı. 4 haftalık eğitimin ardından Pilsen'den ayrılıp Sırbistan cephesine ilerledik. Bize hiçbir şey yapmamış olan adamları öldürmek için ilerliyorduk. Ordu vaizi bize duada Tanrı böyle istiyor dedi. Kampımızdaki hiçbir asker neden savaştığımızı bilmiyordu. Fransızlar mı, Almanlar mı, kimin haklı olduğunu bilmiyorduk. Fransız ordusu için savaşıyorduk. Bize tek söylenen buydu. Öğleden sonra cephane ve erzak dağıtıldı. Zührevi hastalık testleri yapıldı ve kamptan ayrıldık. Neşeli bir hava vardı. Beş aydır devam eden savaşın bizim gelişimizde sona ereceğine dair hiç şüphemiz yoktu. Ama tam olarak nasıl bitecekti? Savaş cephesine ilerleme emri geldi. Ateş hattının kavurucu alevlerine girecektik. Biz Maoriler buraya gelme amacımızı sonunda gerçekleştirecektik. Hey! Dostum bana yardım et. Yardım et. Sadece bir saniyeni alır. Hadi yardım et. Lütfen dostum hadi gel buraya. Dostum! Nereye gidiyorsun? Gel! Bir çiftçinin oğlu olan Karl Kasser 1889'da aşağı Avusturya'da doğdu. Eli sakat olduğu için askere alınmaya uygun görülmemişti. Ancak 1914'teki korkunç kış savaşlarının ardından Habsburg İmparatorluğu ordusu artık seçici olamazdı. Avusturya-Macaristan çifte monarşisi Rusların dev kuvvetlerine karşı ağır yenilgiler aldı. Dünya Savaşı'nın sebebi olan küçük Sırbistan bile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun güçlerini geri püskürtmeyi başardı. Bu çok uluslu devletin her köşesinden takviye kuvvetler toplandı. Aileleri olan yaşlı adamlar, hatta başta askere alınmayan adamlar çökmekte olan Doğu cephesine takviye olarak gönderildi. Bir insanın katlanabilecekleri inanılmaz. Dört bir yanımızda atlar birer birer yere çöküyordu. Bunu kaldıramıyorlardı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tanrım sağ ol. Teşekkür ederim. Nefesini harcama. Gidelim. Geri dönüş yok.
Geri dönmek yoktu. Daima ileri. İleri? Evet, ileri de. Montekü! Yardım et! Tanrım! Yardım et! Bölüğümüze bomba eğitimi verirken bir patlama yaşamak gibi kötü bir şansa sahiptim. Çok büyük bir darbe olmadı ama alev güçlüydü. Patlama beni geriye fırlattı. Etrafıma baktığımda yarım düzün adamın büyük acı çektiğini gördüm. Bu gibi kazalara Britanya Gönüllü Ordusu'nda sık rastlanıyordu. Çok az sayıda tecrübeli eğitmen vardı. Pek çoğu askeriyeye yakın zamanda katılmıştı. 1915 baharında 1 milyon sivil askere alındığında çok az zamanları vardı. Montagu, Montagu! Kaç yaşındasın? Sakın beni ahmak yerine koyma. Şanslıydın eski dostum. Şans. Buna şans mı diyorsun? Bıyığım gitmiş. Sanırım karım onu hiç sevmiyordu. Ama saçlar. Tüm bu dert. Ne zaman erkek gibi görüneceğim? Sabırlı olmalısın. Yolculuğum böylece sona erdi. Haftalardır yolculuk ediyor, daima orduyu izliyor, babamı arıyordum. Artık daha ileri gidemezdim. Günlerdir yemek yememiş, kimseyle konuşmamıştım. Hayatımda hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Genç hanım, sorun nedir? Korkmayın. Ben Kojen. Hadi gelin. Benimle gelin. Marina Yurlova haftalarca dolaştıktan sonra Kafkaslardaki Rus-Türk sınırına ulaştığında 14 yaşındaydı. Babası Kuban Kozalaklarında bir albaydı ve savaşın ilk günü askere çağrılmıştı. O zamandan beri kızı boş yere onu arıyordu. Kozaklar Çar'ın en iyi süvarileriydi. Rusya'nın güneyindeki Türklere karşı ilerlerken cesur ve korkusuz savaşçılar olarak ünleri vardı. Rusya'nın baş düşmanı olan Osmanlı İmparatorluğu 1914 sonbaharında savaşa girdi. Savaş Kafkasya ve Karadeniz'e doğru genişledi. Bu Bistri. Bu Vladçik. Ona çok dikkat et, ısırır. Arif, burada o lider. Atlardan korkmuyorsun. Öyle değil mi küçük hanım? Alabilir miyim? Korkmak mı? Ben mi? Atlardan korkmuyorum. Ve ben genç hanım değilim, ben Marina'yım. Sonunda sana bir isim ve görev bulduk. Atlara bakacaksın. Ve ben de babanı bulmaya çalışacağım. Güzel. Haftalar geçti. Babam hala şiddetli bir savaş makinesinin bir parçası. Belki de çoktan ölmüştür. Kojel ve Kozaklar artık tek ailem. Bu dünyada tek emelim, tek bir amacım var, onlarla kalmak. Kafkas dağlarından güneye ilerleyen büyük bir ordunun bir parçası gibi hissediyorum. Sana bir hediyem var. Nedir? Tahmin edersen senin olur.
Bir mektup? Hayır. Sabun? Aptal olma. Buldum. Bir süvari kılıcı. O anda babamı tamamen unuttum. Hayatımda ilk defa bir yetişkin gibi, hatta biraz tehlikeli hissediyordum. Teşekkürler koca. Önemli değil. Ölmeden önce seni gerçek bir kozak yapacağım. Savunun, kozaklar geliyor. Kılıcımla her gün çalıştım. Onu ağaç gövdelerine sapladım. Kulağımın yanından geçirip titreşimini dinledim. Hiç ses yoktu. Tekrar vurdum. Vurmaya devam ettim. Bu tenekeden yapılma. Tenekeden yapılma. Neden beni aptal yerine koydun? Bu iyi bir kılıçtı. Kullanmak zorunda olmasaydın. At doktorunun üniforma kılıcı. Kendini yaralamandan korktum. Başka bir şey değil. Lanet olsun sana. Söz veriyorum, kendi kılıcına kavuşacaksın. At sırtında süvari kılıcıyla kahramanca hücum, batıda olduğu gibi doğuda da askeri seçkin sınıfın uzun süreli idealiydi. Almanlar savaştan birkaç sene önce süvari birliklerini dev ölçekte genişletmişti. Fransız zırhlı süvarileri 1914 yazında düşmana karşı tıpkı orta çağdan fırlamış gibi mızraklar ve parlak altın rengi miğferlerle saldırdılar. Britanya süvarileri ağır kayıplara aldırış etmeden yakın düzende kendilerini katliamın içine attı. Hepsi yok edildi. Tüm ordularda milyonlarca at ve biniciler, romantik savaş imajı da onlarla birlikte tarihe gömüldü. Hayatta kalanlar kendilerini toprağın içine gömdüler. Siperleri ilk gördüğümde tam bir sessizlik vardı. Ateş eden, bağıran hiç kimse. Hiçbir şey yoktu. Sanki büyük bir volkanın sınırında, toprağın altına gömülmüş gibi orada saklanan binlerce adam birbirlerini öldürmeye hazırdı. Louis Bertas 1879'da Güneybatı Fransa'da bir köyde doğdu. Şarap üretilen Minervois bölgesinde varil yapımcısıydı. Evliydi ve iki oğlu vardı. Louis Bertas bir lonca üyesiydi ve içten içe barış yanlısıydı. Ancak bu savaşta Fransa Cumhuriyeti Alman İmparatorluğuna karşı savunuluyordu. Paris'te normalde birbirine düşman olan siyasi partiler Almanlara karşı Union Sacre, kutsal birliği kurdular. Ana görevleri Almanların ele geçirdiği Kuzey Fransa'daki bölgelerin hızlıca geri alınmasıydı. Kendi saldırı gücüne güvenen Fransız ordusu sadece geçici siperler inşa etti. Sen misin? Agüsol. Seni zor tanıdım. Alban da burada. Alban! Alban! Louis! İnanılmaz. Burada yeniden buluştuk. Siz nasılsınız? Bu nasıldı? Dinle Louis. Bizim yaptıklarımızı yap. Soru sorma. Biz sürününce sen de sürün.
Ama en önemlisi biz kaçınca sen de kaç. Beni korkutuyorsun. O kadar mı kötü? Cehennem gibi. Dünyada cehennemi yarattık. Yüzlerinde dehşeti, yorgunluğu, açlığı okuyabiliyordum. Ve bugünden itibaren benim de yüzümde okunacaktı. Ölüm daimi yoldaşım olacaktı. Çamurda saatler geçirdik. Ve dehşet içerisinde botlarımın tamamen buz gibi soğuk suyla olduğunu fark ettim. Daha siperlerimize bile ulaşmamıştık. Ve orada bizim 8 gün 8 gece kalacağımızı söylediler. Üç haftadır siperlerdeyim. Arada sırada top atışları yapılıyor. Alman keskin nişancılar görülüyor. Günaydın komutanım. Affedersiniz komutanım. Çoğunlukla bekliyoruz. İnsan tüm cephede sürekli var olan yapışkan çamuru ve kokuyu hayal etmekte zorlanıyor. Gerçek düşman buydu. Bir miktar siper ateşim vardı ve iyiye gitmiyordu. Bu koşullarda daha da kötüydü. Siperlerde görev almak için ısrar etmem doğru muydu? İlk çatışmalardaki ağır kayıpların ardından yeni bir tür savaşa odaklanıldı. Siperler. 1914 sonbaharından itibaren ön cephelerde labirentler ortaya çıkmaya başladı. Askerlerin yaşamının büyük bölümü siper kazmakla geçmeye başladı. Top ve mermilerin tehdidi karşısında ancak yer altında hayatta kalınabiliyordu. Askerler için siper yeni evleri oldu. Buna olabildiğince alıştılar. Ancak siperlerde bile top atışı ve düşman keskin nişancıları her an ölüm anlamına gelebiliyordu. Sıçanlar, nem ve bitler de bir o kadar kötüydü. Cephenin en sakin yerlerinde bile her gün açlık ve hastalık nedeniyle askerler ölüyordu. Tüm bu süre boyunca yıkanmadım. Bir gün giysilerimde bit bularak dehşete düştüm. Gidip durumumu Kozel'e anlatmak zorunda kaldım. Ertesi sabah beni köyün dışındaki bir binaya götürdü. Bir küvet vardı. Haftalardır ilk kez yıkanıyordum. Oradan çıktığımda bir çamur havuzuna benziyordu. Tuhaf bir biçimde saçım kısaldıkça kendimi daha az savunmasız hissetmeye başladım. Köyümdeki insanların beni tanıyabileceğini sanmıyordum. İnsanlar cephelerin dev boyutları karşısında gitgide küçülüyor gibiydi. Siperler Belçika ve Fransa'da 700 kilometre boyunca Kuzey Denizi'nden İsviçre sınırına dek uzanıyordu. Siperler birkaç sıra halinde kazıldığından tüm sistem binlerce kilometre uzunluğundaydı. Doğu cephesi Baltık'tan neredeyse Karadeniz'e dek uzanıyor. Litvanya, Polonya, Galicia ve Karpatları, ormanlar, bataklıklar, stepler ve dağlar içinden yarıyordu. Toplam cephe 1600 kilometreden uzundu. Tüm gün kazdık. Zor devam ediyorduk. Açlık çok acı vericiydi. Ama kazmaya devam etmemiz gerekiyordu. Acıma yoktu. Günler böylece geçiyordu. Daima aynı şekilde. Yiyeceğimiz çorba, küçük bir parça et
ve biraz kahveden oluşuyordu. Sadece açlığımızı bastırıyordu. Bunun 10 katını yiyebilirdik. En son ne zaman sıcak bir şey yedim hatırlamıyorum bile. Yiyecek neden hep soğumuş halde geliyor? Hep böyle. Ama bir şeyler yemen gerekir. Ne olursa olsun. Yemelisin. Fareler bile bu şeyi istemiyor. Yiyecek siperlere geldiğinde çoktan soğumuş oluyordu. Çorba çamur gibi bir yahniydi. Ekmek sadece sıçanlara göreydi. Ve kahvenin tadı bulaşık suyu gibiydi. Bu kadar uzun süre dayanmamıza inanmak imkansız. Hayatım boyunca böyle şeyler yememiştim. Sabah kahve dedikleri kaynamış su ve daima sarı ve beyaz su. Ama o kadar çok pişiriyorlardı ki evdeki domuzlarımız bile onları yemezdi. Daima yarı pişmiş et geliyordu ve sosu da adeta kan kokuyordu. Tam anlamıyla bir vejeteryene dönüştüm. Aram lokma ağzıma sürmedim. Bu ülkedeki hiçbir şeye alışamadım. Sadece su içip meyve yiyorum ve öleceğimden korkuyorum. Askerler sık sık tayınlarını sıçanlardan korumak zorunda kalıyordu. Günlük yiyecek bekleyişi, miktar ve tadına ortak edilen küfürler tüm ülkelerden askerleri siperlerde bir araya getiriyordu. Neredeyse kimse uzun bir savaş beklemiyordu. Eski zamanlarda savaş kışın dururdu çünkü askerleri beslemek mümkün olmuyordu. Şimdi ise tamamen yeni bir ikmal hattı oluşturulmalıydı cephelerdeki milyonlarca adamı beslemek için. Cephe yakınlarında yaşayan çiftçiler ürünlerini askerlere büyük karlarla satabiliyordu. Ancak yine de savaş simsarları olarak nefret edildiler. Cephenin arkasında dev fırınlar ve damıtıcılar inşa edildi. Ancak bir asker alkolün yatıştırıcı etkileri olmadan savaşın dehşetiyle zor başa çıkabilirdi. Kesilen büyükbaş hayvanlar içinse her iki tarafında ordularının dindirilemez bir iştahı vardı. Onbaşı, siperin bu bölümünden sen sorumlusun. Adamlarına her gün burayı kazdır. Sadece buraya kadar. Gel de kendin gör. Bu bir siper değil. Bir mezar. Bu zavallı adamlar bir Alman devriyesi tarafından pusuya düşürüldü. Siperleri geri aldığımızda onları buraya gömdük. Yağmur küçük parçalar halinde onları bize geri getiriyor. Voilà où je venais d'arriver. Sonunda buraya geldim. Ölüm siperi. İlk defa savaş tüm acımasızlığını gösteriyordu. Ölüm her yerdeydi. Askerlerin çantaları, gömlekler, giysiler, et. Sinekler cesetlerin etrafına üşüşmeye başlamıştı bile. Cesetler her yerdeydi. Bizimkiler ve düşmanınkiler. Kimisi yeni, kimisi birkaç günlük, kimi tek parça, kimi değil. Yeterince derine gömülmemiş cesetler her yerden dışarı çıkıyordu. Topumun tekerleri onların üzerinden geçiyordu. İlk defa ölmekte olan iki adamı gördüm. Kanları giysilerimin üzerindeydi. Biri yarım saat içinde öldü. Diğeri ise ertesi sabah erkenden. Toprağın içinden kurtularak yanımdaki cesedi aldım. Onu kaldırdım ve çürümüş bir ceset buldum. Kafası koptu ve kanlarla kaplıydı.
Böyle bir şey görüp aklınızı kaybetmemek mümkün mü? Mümkün gibi görünüyordu. Aşıngır! Gledinger! Precht! Kimse yok mu? Kaser! En sabırsızca beklediğimiz şey postaydı. Kartlar, küçük paketler. Postacı geldiğinde genelde benim için de bir şeyler oluyordu. Wagner? Kimse yok mu? Askerlere ailelerinden gelen mektuplardan bazılarına cevap yazılmıyordu. Pek çok aile sevdiklerinin nerede olduğunu öğrenemedi. Acıları son bulmuştu. Onları soğuk toprağa gömmüştük. Sesi bir melek korosu gibi. Kojel! Bu seferki gerçek bir kılıç. Onu nereden buldun? İnsanlar öldüğünde geriye kılıçları kalır. Yine de bir mermiye yakalanmadığın için memnun olmalısın. Tek bir çizik bile yok bayım. Bronşit. 40 derece ateş, kızamış. Bu kadar yeter Montague. Bu karara itiraz edemedim. İşim bitene kadar genç hissetsem de artık bir ihtiyar gibi hissediyordum. Gençlerin arasında yerim yoktu. Her akşam siperin önünde nöbet tutuyoruz. Saldırı bekliyoruz. 60 saat kesintisiz uyanığız. Yağmurda ve soğukta. İnsan kaçınılmaz romatizmanın ne zaman ortaya çıkacağını merak ediyor. Bu nöbetlerde aklınıza her türlü şey geliyor. Savaştan önce bazı insanlar gibi düşünüyordum. Eski düzen yıkılsın. Ama şimdi savaş yüzünden kültür ve harika şeyler yavaş yavaş tükeniyor gibi görünüyor. Savaş içinde bir barış özlemi uyandırdı. Görev yerinde uyumak mı? Seni kurşuna dizdirebilirim. Lanet olsun size lise mezunları. Siz veletlere burada ihtiyacım yok. Yan taburda birilerinin uykusuzluktan delirdiğini duydum. Buna şaşmamalı. Şimdi beni iyi dinle. Bir askeri yargıç sana bunun için 10 sene hapis verir. 10 sene! Ama bu ne işimize yarayacak ki? Heymen'in sana bir teklifi var. Tarafsız bölgede düşmana dair istihbarat toplayacaksın. Yalnız 2 saat dayanırsan tüm bu olayı unutacağız. Emredersiniz çavuşum. 2 saat. Savaş gönüllüsü.
Ernst Jünger, Hannover, Almanya'da büyüdü. Ağustos 1914'te orduya gönüllü olarak yazıldı. 19 yaşındayken ülkedeki vatanseverlik dalgasına pek kapılmamıştı. Bunun yerine burjuvazinin baskın yaşamından kurtulmak istiyordu. Cebinde lise diplomasıyla Verdun yakınlarında erbaş olarak cepheye sevk edildi. Onun gibi on binlerce savaş gönüllüsü kahraman olmak için savaşa yazılmıştı. Onların tutkusu ve cesareti tecrübesizlikleriyle birlikte pek çoğu için hızlı bir kahraman ölümü anlamına geliyordu. Hayatta kalanlar bu hiç de kahramancı olmayan katliamın bir parçası olmaya alışmak zorunda kaldılar. Beni doğruca Fransız mevzilerine dikselerdi umurumda olmazdı. Beni asıl kızdıran sıradan bir askerin Jünger'e bir şey olursa bunu hak etti demesiydi. Askerler korunaklı siperlerinden ayrıldıklarında bu savaştan önce hiç görülmemiş ürkütücü bir bölgeyi geçmek zorundalardı. Tarafsız bölge. Bu bölge 10 metre kadar dar ya da 1000 metre kadar geniş olabilirdi. Ve bir tek efendisi vardı. Ölümün kendisi. Bu dehşet bölgesi aslen sığırlar için yapılmış bir icatla sınırlanıyordu. Dikenli teller saldıranlar için ölümcül bir tuzağa dönüştü. Yaralılar sivri dikenlere takılıyor, savunan düşman için kolay hedef oluyorlardı. Yaralılar ve geride bırakılanlar için hiç umut yoktu. Bu bölgedeki daha tehlikeli alanlarda yoğun bir ceset kokusu vardı. Dahası bu ağır hava tamamen tarafsız değildi. Patlayıcıların ekşi dumanıyla sadece ölüme çok yakın olmakla hissedebileceğiniz bir kayıtsızlık duygusu uyandırıyordu. O anda hiç korku hissetmedim. Ama yoğun, ruh benzeri bir hafiflik duydum. Ve şaşırtıcı biçimde bastıramadığım bir kahkahaya kapıldım. Nihayetinde bizler askeriz. Silahlar, araçlarımız, işimiz öldürmek. Bizim görevimiz de bu ve sonuna kadar savaşmak. Düşmanı gördük ve bu bize yetti. Galli kanı içimizde kaynıyordu. Süngülerimiz onları Almanların bedenine saplarken parlıyordu. Rus kanı yağdığında, İtalyan kelleleri kar gibi düştüğünde Tanrı'ya dua edelim hava değişmesin diye. Öldürmek, öldürmek, öldürmek istedim. Çevremle bir olmak. Ayaklarımın yere basmasını ve savaşın dehşetinde inanılmaz bir yalnızlık duymamayı. Hunların siperlerinden birinin üzerine tırmandım ve parapete baktım. Orada bir Alman askeri duruyordu, konuşuyor ve gülüyordu. Yavaşça tetiği çektim. İnledi ve yere çöktü. Hiç bu kadar iyi hissetmemiş, hiç böyle yoğun bir duyguya kapılmamıştım. O anda hepimiz vahşi hayvanlara dönüşüyorduk. Tek düşündüğümüz öldürüp katletmekti. Diz çöktüm, ateş ettim. Yere düştü. Onu vurmuştum. Ama hala hayattaydı. Beynine bir kurşun ve hepsi sona erdi. Yeni devasa ordularla bütün büyük güçlerin generalleri 1915 baharında dev hücumlar planlıyordu. Savaş aslında siperlerde gerçekleşse ve savunma ateş gücüne bağlı olsa da planlarında bu gerçeğe çok az yer verdiler. Yeni stratejiler geliştirmek yerine generaller sadece sayı üstünlüğüyle düşmanı yenmek istiyordu.
Fransa, Artois'da düşmanı yarmayı, Almanları kendi ülkesine geri itmeyi umuyordu. Avusturya ve Almanya, Galiçya'da bir o kadar hırslı bir saldırıyla Rusları tek seferde mağlup etmeyi planladı. Büyük Britanya, Gelibolu Yarımadası'na bir donanma çıkarmasına hazırlandı. Rusya ise Kafkaslardan ilerleyip Türk sınırını ele geçirmeyi planladı. Kardeşlerim, düşman ilerliyor. Kardeşlerim, subaylar askerlere erkek olarak hitap ediyorlardı. Sadece asil bir hamle bizi kurtarabilir. Canlı dönme şansı çok az olan bir göreve kim gönüllü olacak? Türkleri durdurmak için bir köprüyü havaya uçurmak zorundayız. Ne? Adamları tedirgin bir şekilde izledim. Kimse Çar babamız ve Rusya anamız için ölmeyecek mi? Söyleyin bana. Hepsinin bir adım öne çıkmasını bekliyordum ama kimse kıpırdamadı. Efendim, ben giderim. Sen daha bir çocuksun. Ben bir kozakım. Ben giderim. Sadece 7 gönüllü alacağım. Ama bu çocuğu burada bırakın. Savaş erkeklerin işidir. Pekala kozak. 7 adam seç. Ve bunu da al. Ama komutanım. Bu bir emirdir. Havaya uçuracağımız Aras Nehri üzerindeki büyük köprü çok uzakta değildi. Dizlerimi yumuşak ve zayıf hissediyordum. Takırdamasınlar diye dişlerimi sıkıyordum. Kalbim çok hızlı atıyordu. Çok korkuyordum. Kafanı aşağıda tut ve benim yaptığımı yap. Anladın mı? Tamam mı? Oradan sıvışıp geri dönmek için her şeyimi verirdim. Ama Kojel'le birlikteydim. O yanımdayken ona kötü bir şey olmasını hayal edemiyordum. Sen delisin. Gerçek bir kozak. Süngüleri takın. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Üç çocuğum var. Üç tane. Bu kadar yeter. Kendinize gelin. Tanrı aşkına. Hücum. Borusu çalar. Ve tepede. Orta hazır. Uzanıyorlar. Hadi. Bizi bekliyorlar. Hadi. Agusol. Kutsal Meryem, zarafet dolu. Tanrı seninle, kadınlar arasında kutsanmış. Rahmindeki meyveyle kutsanmış. Ey bağışlaması bol Rabbim. Senden başka ilahım yoktur. Sensin Rahim, sensin Kerim. Tanrım, beni zafere taşı, beni ölüme taşı.
Fırtınalı kalbimin yabancı topraklarda üşümesine izin verme. Sesimin çöl kumları gibi sessizliğe düşmesine izin verme. Düşmanlarımı alt etmek için bana güç ve cesaret ver. Sağlam bir inançla ölmemi sağ. Sen bizi unutmazsın. Ve krallığında sonsuz biliyoruz. Ve kutsal bir yaşama kavuşmam için ümit. Tüm günahlarımı itiraf ediyorum. Tüm günahlarımı sana açıyorum. Çünkü senden başka kimse günahları affedemez. Saat 2'de düşmana saldırma emri verildi. Bu senin ilk saldırın mı? Evet komutanım. Tamam evlat, bu iş böyle yapılır. Beyler gidelim. Pekala beyler, saldırın. İleri. Kaiser Tanrı be. Baba toprakları için. İleri Louis, ileri. İleri! İleri! Saldırı emri verildiğinde askerler safları sıklaştırarak ileri atıldılar. Başlarında genelde sadece bir tabanca taşıyan subayları vardı. Saldırıların çoğu düşman dikenli tellerine bile ulaşamadı. Birinci Dünya Savaşı'nda kusursuzlaştırılan bir silaha yenik düştüler. Makineli tüfek. Dakikada 600 mermi ateşleyebiliyordu. Savunmacıların tek yapması gereken mermi sürmek ve namlunun soğumasını sağlamaktı. Makinenin ateş gücü o kadar büyüktü ki düzgünce nişan alınmasına bile gerek yoktu. Bu nedenle her saldırı bir intihar görevine dönüştü. Makineli tüfekler bizi gördüler. Mermiler kafamın üzerinde, öfkeli yaban arıları gibi vızıldıyordu. Joseph! Joseph! Benden bu kadar. Yaralı onbaşı iyi durumda değildi. Yakında öleceğini söyleyip duruyordu. Onu bırakmayı kabullenemedim ve onu olabildiğince rahatlattım. İyi olacaksın. Fena görünmüyorsun, tamam mı? Rahatla. Lütfen. Tamam, kardeşim. Fena görünmüyor. Rahat ol. Lütfen. Rahat ol. Yaralı mısın? Sanmıyorum. İşte kan geliyor. Geri git. Geri git. Geri git. Geri. Adamlar böyle omuz omuza can verdi. Dünya üzerinde parlayan bir cehennem karnavalı gibi. Bir asker, bir asker daha tereddüt eden ölüyordu. Lütfen beni geride bırakma. Onu orada bırakmam çok zordu. Sanki sonunun yakın olduğunu biliyordu. Seni geri taşıyamam. İkimizi de vururlar. Ama senin için geri geleceğim. Bana emir verildiği üzere ilerledim. Göğsüme bir mermi isabet etti. Yere düştüm ve gözümün önündeki her şey karardı. Kuşel.
herkesin istediği belirleyici zafer yerine 1915 Bahar Savaşları'nın bir tek sonucu oldu. Kafkaslar'da 90 bin ölü. Masurya göllerinde 60 bin ölü. Galicia'da 190 bin ölü. Gelibolu'da 113 bin ölü. Champagne'de 90 bin ölü. Flanders'ta 20 bin ölü. Artois'da 130 bin ölü. Hadi! Saldırın sizi köpekler! Saldırabilecek neredeyse kimse kalmamıştı. İleri! İleri! Bana kendini vurdurtma! Yüzbaşı Hudel'in emirleri açıktı. Bölükte asker olduğu sürece saldırıya devam edilecekti. Kayıplar dikkate alınmadan.